Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellem. Bugün Mustafa Efendi hocamızın vefat haberini aldım. Tabi ağır hasta oldu, entübe oldu. Son zamanda çok müteessir oldum. Ancak Allah-u Teala'nın eceli geldiği zaman tehir edilmez. Bunu bildiğimiz için ve kıymetli hocamızın bu yolda yaşayıp bu yolda öldü. Ve matemeli domate şeyden hasta ölen şey ölür. Hadi mazar oldu. Ve 90 yaşını mütecaviz olması hasebiyle feyda belagat tis'in gafarallahu lehu ma taqaddama min dambi ve ma ta'ahhar. 90 yaşına İslam içinde ulaşanların Allah geçmişlerini, geleceklerini bütün mağfiret eder. O Allah minennar, Allah ondan cehennemden azad eder. Müjdelerini bildiğim için çok. menşabe şâbe şeybe tefil islam aleyh. Saçın sakalını İslam içinde ağırtan mağfiret olunur. Yani bu kadar müjdeler tabi Hacı Dursun Efendi hocamızdan çocukluğundan, sabi yaşından itibaren hafızlık yapması, Arapça okuması, icazet alması, Oradan Ali Ali Efendi Hazretlerimize, e, Mahmud Efendi Hazretlerimiz vasıtasıyla ulaşması, intisap etmesi, sonra Mahmud Efendi Hazretlerimize bu kadar senedir en sadık, e, kadim e, bir mürid ve müntesip olması, Üstadımız Hazretlerinin çok yakın işlerinde görevlendirdiği, çok güvendiği kimselerden olması, kalifelerinden olması, iki vasısinden biri olması... E, bu gibi özellikleri bir araya bir arada düşündüğümüz zaman hocamızın e, hocamıza acıyacak halimiz yok. Yani Allah cümlemize merhamet eylesin. Ancak o kazandı, biz kaybettik. Biz kaybettik. E, çünkü onun gibi bir değerden biz mahrum olduk. El bereket makabirikum. Bereket büyüklerinizle beraberdir buyruluyor. Tabi e, tabii bir bereketimiz daha e, zail oldu. E, Allah Teala musibetimizde bizlere de Mükafatlar e, mükafatlar ihsan eylesin. Hurşit Efendi merhum büyüğümüz bir 10 kişilik bir ahiret kardeşliği tesis etmişti bunlardan. işte i̇şte Rasul Efendi gitti, Hızır Efendi gitti e, vesaire birçok arkadaşlar gittiler. E, ancak 4 e, kişi kalmış idik. E, şimdi Veli Efendi ile Kemal Efendi hocamız Allah onlara hayırlı uzun ömür eylesin. Mustafa Efendi de böylece e, aramızdan ayrılmış oldu. Rabbim ahirette buluşmayı Mahmud Efendi Hazretlerimizin, e, Ala Efendi babamızın, silsilemizin e, dostlarının yanında, civarında cem olmayı ve livavül hamd e, altında içtima etmeyi Habibine sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmayı cümlemize nasip ve müessel eylesin. Yarın öğlen namazını müteakiben Fatih Cami Şerifinde e, Mustafa Bilici hocamızın cenaze namazı kılınacaktır. Oradan e, Ali Adler Efendi babamızın bulunduğu Sakıcaz Şehitliği'nde defnedilecektir. E, tabi Ali Adir Efendi Hazretleri buyururdu, bir Müslüman ölünce seferber olun. E, zaten Hakkul Müslüman, Alel Müslüman, Hamsun, Müslümanın Müslüman üzerindeki beş hakkından biri ve tibav cenazeye tabi olmak, o iştirak etmek e, buyuruluyor. Bu bütün hepimizin üzerinde bu zatın hakkı var. Çünkü Muhammed Efendi Hazretlerimize çok hizmet etti. Tarikati Aliye'mize çok hizmet etti, e, gece gündüz azimetle amel etti, ruhsatlara meyletmedi, çok ciddi ve titiz derişinde içinde. Son çıkan delâil Hayrat, biliyorsunuz kitabının başında da yazdığım üzere, Ali Efendi Hazretleri'nin el notlarını e, delailin kenarına kendisi e, derc etti. Şimdi okunan Delâillerde bile bak hep sevaplar ona gidecek. E, şimdi yeni nasip oldu Delâil'e bunu derc etmemiz. Çünkü Mahmud Efendi Hazretleri, Ali Adler Efendi Hazretleri'nin notlarını tercih ederek okup emretti bana. Mustafa Bilici Hoca'dan al demişti. İşte bak seneler oldu, 15-20 sene sonra bize de nasip oldu, bunu çıkarttık. Yani Mustafa Bilici Hoca'nın e, iştirak ettiği hayırların, e, hizmetlerin e, bu şeriatta, tarikatte sayısı sayamayız. Kovaclı'da da caminin hiyatı, orası çocukların oyun yeriydi. Şimdi bütün e, camiler yaptı, medreseler. Birçok faaliyetlerde bulundu e, ee, allah Teala ümmetimiz tarafından, hepimiz tarafından kendisi hayırla mükafatlandırsın, yüksek dereceler ihsan eylesin. Ee, Rabbim dostlarına ilhak eylesin. Alâ efendim, babamıza, sizlerimiz ricaline ilhak eylesin. Amin. Cenazeye vakti müsait olanlar mutlaka iştirak etsinler. Çünkü men itteba cenazeti müslümin fele u kıyratun küllü kıyrat misluhut. Müslümanın cenaze namazını kılana bir kıyrat Uhud da o kadar sevap var. Buhari hadisinde geçer. Mezarına da giden, defninde de hazır olsa bir kıyrat da oradan iki Uhud o kadar sevap bu Şaban Şerif ayında, bu mübarek gün, Ramazan Şerif'in arefesinde ee, sevaba, ecele çok ihtiyacımız var, günahlarımız çok. Hocamız, ben inanıyorum ki, hüsnüzan ediyorum ki, cenazete katılanlara şefaat edecek, e, onlar için Allah'tan af isteyecek e, makama sahip bir zattır. Hüsnüzan olarak bunu düşünüyorum, konuşuyorum. E zaten bir Müslümana e, dünyadan çıkmadan önce son verilecek müjde cenazesine katılanların hepsinin günahlarının affedilmesidir diye hadis-i şerif var. E, burada da Hoca Efendi Allah indinde nazlı niyazlı bir insandır. E, bizlerin de katılanların da hem günahlarımızı dökmemiz hem Uhud dağları kadar ecirlerle geri dönmemiz e, bu hadis-i şeriflere göre Allah için gittiğimize göre gideceğimize göre kesinleşmiştir. E, Rabbim engellerimizi izale ederek ee, bu cenaze namazında e, bulunmaya bizleri de e, muvaffak eylesin. Amin. Hocamızın ruhu için bir Fatiha ve içhlaslı okuyalım. El Fatiha Allahu s.c.c.